Sevgili konuklar, sevgili öğretmenlerim, sevgili anneler, babalar, dernek başkanlarım. Biz bugün bir yola çıkmaya karar verdik. Bu yüzden ana dili kampanyamızın adını Seferberlik diye ilan ettik. Bugün bu pazar gününde bu kadar yoğun bir katılımla buna başlamak bize de inanın ki çok gurur ve mutluluk verdi. Hepinize hoş geldiniz. Şimdi böyle güzel türkülerden sonra giriş yapmak çok kolay olmuyor. Ama şöyle bir şey düşündüm. Eğer biz gerçekten ana dilimizi, Türkçemizi bilmiyor olsaydık, acaba Kazım hocamızın söylediği bu türkülerden böyle haz alabilecek miydik? Kafaları sallandığını görüyorum. Hayır diyoruz hep beraber. Bu yüzden geleceğimiz için, çocuklarımızın buradaki geleceği için ana dilimize hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Bu yüzden veli dernekleri ve öğretmen dernekleri başta olmak üzere bütün bu konuya baş koymuş, bu konunun önemli olduğunu düşünen bütün siz katılımcılarla ve bugün katılamayacağını belirtip size sonuna kadar destek vereceğiz diye söz veren arkadaşlarımızla bu yola çıkmaya karar verdik. Bu arkadaşlarımızdan ya da bu derneklerimizden birkaçının ismini saymak istiyorum. Başta Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu olmak üzere Doktor Ali Sak Bey burada yanımızda ve aynı zamanda Almanya Türk Öğretmenler Derneği Federasyonu Yücel Tuna Bey de bugün ve dün bana haber gönderdi, selam gönderdi. Buradan çıkacak kararların sonuna kadar arkasındayız dedi. Onlara da teşekkür edelim ve bir alkış yapalım bir yaklaşık. Çünkü Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu'na ve Öğretmenler Dernekleri Federasyonu'na çatı derneklerine üye olan dernek başkanlarımız da aramızda. Birazdan hep beni dinlemeyin diye burada oturmuş olan çoğu dernek başkanlarımıza da mikrofonu uzatacağım ama mikrofonu elimden vermek istemiyorum. Bazısını kaptırınca geri alamıyorum. Yani böyle bir deneyim de yaşadık. O yüzden herkes lütfen kısaca bir sesinizi duyalım, isminizi alalım ve derneğinizin adını alalım ve ana dilimiz sizin için neden önemlidir? Bir cümleyle bunu alalım. Ben o taraftan başlamak istiyorum Sezai Bey'e doğru. Öncelikle ben bir şey ayrıntıya hani söylemek istiyorum. Ben dernek başkanı değilim. Sadece temsilci olarak yönetim kurulundan üyeyim. Bu konuda bir yanlışlık olmasın. Yani burada söyleyeceklerimizi ve konuştuklarımızı kendi derneğimizin yönetimine götüreceğiz ve onlarla birlikte bir karar alacağız. Bir öğretmen olarak zaten ana dilimizin mesleğimiz, paramızı kazandığımız, yani geçimimizi kazandığımız, geçimimizi sağladığımız bir şey. Bu konuda çok önemli. Onun dışında kültürümüze bir bağ olarak, kültürümüzün çocuklarımıza geleceğimizi aktarmak, kültürümüzü aktarmanın tek yolu diye düşünüyorum. Onun için çok önemli olarak biliyorum. Bir de derneğimizin ismini alalım Sezai Bey. Sezai Acak'tan ben Enel Betoda katılıyorum. Açılmadayım. Enel Betoda Kuzey Ermeni Vesperi Yerleti ve Türk Öğretmen Derneği. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi Zülfü Bey. Ben tabi Sezai Bey gibi bu kadar uzun yapmayacağım ama çok kısa. Hemen önce isimlerimiz Enel ve Tönt Başkanı, Kuzey Emesmer'de Türkiye'li Öğretmenler Başkanı. 77 yıldan beri burada aktif olan bir dernek. Bütün Norte Emesmer'de çağrından aktif olan bir dernek. Ben de gerçekten açıkça söylemek gerekirse bu kadar hatırımı beklemiyordum. Bir problemim vardı, söylemiştim size. Belki toplantıyı erken terk etme durumu mu olabilecek? Çünkü misafirlerin suları falan anlayamıyorlar. Ama sürekli telefonu uğraşıyorum, ben etmeye çalışıyorum. Uçakta da gecikme yokmuş. Eğer çıkarsam kusuruma bakmayın. Çok teşekkür ederim. Tamam. Yakın mı yapıyorum? Tamam. Tamam. Peki. Şimdi Gülay Hanım'a mikrofonu uzatalım. Ben Gülay Zardan. Türk Öğretmenler Derneği Başkanı'yım. Türkçe ne ifade ediyor sizin için dediniz. Şimdi
en iyi ifade edebildiğim dil diyorum. Çocuklarımız için de aynısı geçerli olmasın diye. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir mesaj. Şimdi Mustafa Tosun'a mikrofonu uzatalım. Merhabalar. Mustafa Tosun ben. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Genel Başkanıyım. Öncelikle böyle bir toplantı organize edildiği için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ben siz katılımcılara da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten söylemeden edemeyeceğim katılım, o kadar katılım olması beni de şaşırttı. Pozitif, gerçekten pozitif anlamda şaşırttı. Yalnız bir iki şey, Aysun müsaade ederseniz bir iki şey söylemeden edemeyeceğim. Şunu yapmamız, ya kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bu fenomeni biz diğer toplantılarımıza da sürekli vurguluyoruz. Biliyorsunuz bizim yaklaşık göç tarihimizin 50. yılını falan kutladık. Buna rağmen hala Avrupa'da yaşayan, burada yetişmiş olan, Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'sine ve Türkçesine sahip çıkan insanların olması gerçekten bir sosyal mucize. Biliyorsunuz tarihte onun tersi örnekleri var. Buradan 19. yüzyıldan Almanya'dan Amerika'ya göç eden Almanlar bir kuşak sonra hem Türk hem Almancasını unutuyor hem Almanya'yı unutuyor. Ama buradan 50 yıl evvel Almanya'ya yerleşen Türk insanlarının kendi kültürünü unutmamasının ana sebebi tabii ki Türkçe. Onun için Türkçe'nin önemine kesinlikle vurgu yapmak istiyoruz. Ve şöyle bir kampanya başlattık biz kendi çalışmalarımızda. Artık Goethe ile o büyük ozan Alman Goethe ile Yunus'u birleştiriyoruz. Nazım'la Dreşti birleşiyoruz. Ve burada olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mesajlar umarım yerine ulaştı. Merhaba. Meral Kahya. Dortmund Türkler Derneği ikinci başkanıyım. 10 yıldan beri aşağı yukarı. Kendim çok küçük yaşta Almanya'ya geldim. Buna rağmen Türkçe'de çok sahip çıkmaya çıktım. Çalıştım. Umarım başardım. Bütün çocuklarımızın da ana diline sahip çıkmasını, dilleri ona lütfen destek etmelerini rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bahattin Bey, mikrofon bende kalacak. Ben de Bahattin Bey, şey öğretmenim. Dili Dernekleri Federasyonu FEDEB'in başkan yardımcısıyım. Dil, bir ulusu yok etmek istiyorsak önce o ulusun dilini yok etmeliyiz. Diğer batılı ülkeler. Biz de burada asimile olmamak için, ulusal kültürümüzü yaşatmak için Türkçemize sahip çıkmak zorundayız. Türkçe bizim ses bayrağımızdır. Türkçe gönlü yüzdüren gemidir. Atatürk'ün söylediği gibi Türk demek Türkçe demektir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neşe Hanım. Kusura bakmayın, ben bugün biraz rahatsızım. Kulaklarım da duyuluyor. Bilbert Veli Derneği'nin başkan yardımcılığı esnasında 14 sene ana dil üzerine mücadele verdim. Ve şu an federasyonda devam ettiriyorum. 16 sene olacak. İstikrarlı olduğumuz sürece başarı her zaman vardır. İstikrarlı olmak üzere ana dil kampanyasına hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Bilal. Benim adım Bilal Koç'tu. Ben de yaklaşık 10 yıldır bu federasyonun içindeyim. Ben de bu dava hepimizin davası. Hep birlikte ana dilimize sahip çıkalım diyorum. Teşekkür ederim. Mikrofonu vermiyorum. Evet, Alisak, Almanya Veli Birlikleri, Veli Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Aynı zamanda yerel federasyonun da içerisindeyim. Türkçenin, Türkçe gönüllülerin öncülerinden diyelim. Bahattin Hocam'la birlikte, Cemal Hocam'la birlikte ve daha birçok arkadaş burada görüyorum. Evet, biraz sonra da değineceğim bu yazan. Teşekkür ederiz. Sevinç. Ben Sevinç Lux, Düsseldorf'tan katılıyorum. Federasyon yönetim kurulundayım. Gördüğünüz gibi çeşitli şehirlerden arkadaşlarımız geliyorlar ve özveriyle burada çalışmaya çalışıyorlar. Türkçemizi bozmadan konuşalım. Benim söylemek istediğim, bütün ailelerden ve bütün çocuklardan asimile ile integrasyonu lütfen karıştırmayalım diye bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü birçok aile çocuklarını yani öncelikle işte Almancayı öğrensin de daha sonra zaten Türkçeyi bir şekilde öğrenir şeklinde.
ve Almanca konuşmayı öncelikle alıyorlar. Tabii ki gayet normal. Ama karıştırmayalım lütfen. İki dili de, hatta üç dili, dört dili çocuklar çok güzel bir şekilde bir arada götürebilirler. Lütfen bu yönde ailelerimize çok dikkatli olmasını ve özveriyle lütfen çabalamalarını rica ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Mikrofona elimize dokunduramız yasak. Adım Celal Aydemir. Bur Öğretmenler Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Bur Veliler Birliği ikinci başkanıyım. İki derneğin de kurucu üyelerindenim, öyle diyelim. Bugün benim sırtımda başka bir daha var. ATÖF, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu'nun temsilciliği sıfatımla da burada oturuyorum. Bakalım onun hak ettiğini verecek miyiz? Evet, bir cümleyle söylüyorum. Bugün bu toplantının sonunda ana dil derslerinin hak ettiği yere koymak için ortak bir girişim, bir karar alırsak çok mutlu olacağım. Teşekkürler. Mutlu ve programımız esnasında burada oturan dernek başkanlarını, gönüllü velilerimizi ya da katılımcılarımızı da dahil etmek istiyoruz. Ki siz de fikirlerinizi verin. Bu yola çıkıyorsak beraber çıkalım ve el birliğiyle, birlikten güç doğar yola çıkarak bir yerlere varalım. Ve yolun yarısında birbirimizi bırakmayalım. Çünkü ana dilimiz olmazsa olmazlarımızdandır. Ve ana dilimiz gerçekten var olan hazinemizdir. Ve bunu da ilelebet götürmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi... Eğer telefon numaralarınızı bırakırsanız WhatsApp'ta ana dil grubu kurmak istiyorum. Arzu eden bu gruba dahil olabilir. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Zaten sonra yöntemlerini de dile getireceğiz. Neler yapmak istiyoruz? Ana dili kampanyasını başlattık ama sadece burada toplanıp kapıyı kapattıktan sonra bütün aldığımız kararlar veyahut alamadığımız kararlar burada kalmasın diyoruz. Ve bundan sonra hangi yöntemlerle velilerimize, öğretmenlerimize ve hatta okul bakanlıklarına, eğitim bakanlıklarına ulaşmak istiyoruz. Bunun yol haritasını çizmek istiyoruz. Şimdi Ali Bey'i... O zaman programımızda kısa bir değişiklik yaptık. Orada gördüğünüz program dışında bir öğretmen arkadaşımız var aramızda. İsmi Serdar Çelik. Onu buraya davet etmek istiyorum. Çok güzel bir şiiri seslendirecek. Üç dil bileceksin. Çünkü biz Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Türk Veli Dernekleri olarak da hep bunun vurgusunu yaptık. Bir, var olan hazinemiz, ana dilimizi kaybetmeyelim. İki, yaşadığımız ülkenin dilini muntazaman, yani çok güzel bir şekilde bilelim. Üçüncü de bir dünya dilini buna dahil etmek istiyoruz. Bu İngilizce olabilir, Fransızca olabilir, İtalyanca olabilir. Ama üç dilli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bunun vurgusunu da Serdar arkadaşımız yapacak. Herkese hoş geldiniz. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde. Ana avra dümdüz gideceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından üç dil, birisi ana dilin. Elin ayağın kadar senin, ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava. Neyliler, masallar, küfürlerdir ceva, ötekiler yedi kat yabana. Her kelime aslan ağzında, her kelimeyi bir dişine tırnağında, kök sökercesine söküp çıkartacaksın. Her kelimede tuğla boyu yükselecek, her kelimede bir kat daha artacaksın. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde canımın içi demesini, canımın ağzına geldi demesini, kırmızı güren balı var demesini, nereden ince ise oradan kopsun demesini, atın ölümü arpadan olsun demesini, keçiyi yardan uçulan bir tutam ottur demesini. İnsanın insan sömürmesi, rezilliğin dik arası demesini, ne demesi be, gümbür 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 demesini becereceksin. En azından üç dil bileceksin, en azından üç dilde ana avra dümdüz gideceksin, en azından üç dil
çünkü sen tarih ne coğrafya, ne şu ne bu su, oğlu memuş. Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Beydir Rabbi iyi bir oğlu. Nun Türkçe ile ilgili çalışmalarla ilgili tarihçesini kısaca size geçmek istiyorum. Ona geçmeden önce tabii bazı gerçekler de var. Şimdi bu ilk slaytta gördüğünüz Almanya'da göçmen kökenli insanların dağıldığını ilk sırada görüyorsunuz. Türkler var. Göçmenlerin %20'si Türk kökenli. İkinci grup Polonyalılar, İtalyanlar vesaire. Burada yine göçmen değişik eyaletlerde öğrencilerin dağılımını görüyorsunuz. Değişik eyaletlerde, örneğin bizim Nordrhein-Westfalia'da neredeyse %30, bazı şehirlerde %40, %50'ye varan göçmen kökenli öğrenci oranı var. Ve Türkçenin durumuna bir bakalım. 1998'de neydi? 2015'lerde durum nedir? 1998'de yaklaşık 150 bin Türk öğrencisi vardı. Bunlardan 96 bini Türkçe dersine katılıyordu. Türkçe öğretmenleri sayısı 691. Evet, günümüze geliyoruz. 2015 sayıları bunlar. 240 bin Türkçe, Türk kökenli diyen öğrenci sayısı var. Bunların neredeyse 40 bini Türk vatandaşlığı. Ama görüyorsunuz 200 bini de Alman pasaportlu olan, yani toplam 240 bin Türk kökenli öğrencimiz var. Katılım 40 bin civarında ana dil derslerine. 8 bin civarı da yabancı dil dersi olarak katılımlar. Şimdi oran olarak bir bakıyoruz, 150 binden 96 bin. Yani neredeyse %70'i, %80'i 1998'lerde ana dil dersine katılıyordu. Günümüze geliyoruz, 240 binden 40 bini neredeyse %20'lere düşmüş. %70, 80'lerden %20'lere düşmüş. Bu kadar mücadeleye rağmen. Evet, Türkçenin taşlı yolları dedik. Türkçe gönüllüleriyle başlamak istiyorum size mücadele. Biraz önce bahsettim. Fahrettin Hoca inisiyatifinde başladı. Celal Hoca, ben, Ahmet Hoca var. Yani birçok arkadaş var burada. Aysun var. O da 2008 yılında başladı. Niye başladı? Eyalet hükümeti bir yönetmelik çıkarmak istedi veyahut elimize bir taslak geçti. O taslakta ana dil dersleri ilkokullarda zamanla yok olacak deniyordu. Yani emekli olan öğretmenlerin yerine zaten atanma olmayacak, ilkokullar zamanla kaldırılacak. Bu taslağa karşı biz inisiyatif olarak bir girişim yaptık. Bugünkü olduğu gibi toplantı yaptık. Türkiye Araştırmalar Merkezi'nde. Ve yürüyüşümüzde Düsseldorf. Bahnhof'tan, yani ana istasyondan Eyalet Meclisi'nin önüne kadar bir yürüyüş yaptık. Akabinde miting oldu. Yaklaşık 2000 civarında bir katılımla. Çok az. Çok az. 1 milyona yakın bir eyalette 2000. Ama buna rağmen biz resimlere geçiyorum kısaca. Evet, Türkçemize sahip çıkalım adı altında bu mitingi yapmıştık. Bu miting sonrasında tabii bakanlığa davet edildik inisiyatif olarak. Görüşmeler yapıldı. Hatta bu yazıda gördüğünüz gibi Bakanlık ana diliyle sorumlu müdür beni resmen tehdit etti. Ich bitte Sie nachdrücklich diese Behauptung nicht weiter in der Öffentlichkeit kundzutun dedi. Yani siz bir şekilde yalan söylüyorsunuz.
Türk toplumunu yanlış yönlendiriyorsunuz diye bu yazıyı bana yolladı. Evet, biz de tabii cevabını verdik. Niye yapıyoruz, nasıl yapıyoruz diye, yani uzun bir, ben okumayacağım size. Cevabımızı verdik ve sonunda yönetmelik bizim isteğimiz doğrultusunda değiştirildi. 2009'un 12. ayında bir sene sonraya ertelediler bu yönetmeliği ve istediğimiz gibi çıktı. Yalnız bazı eksiklikler vardı. İşte öğretmen sadece Türkçe öğretmenlerini atıyorlardı. İlk etapta burada yetişenler, sonra da Türkiye'den gelen Türkçe öğretmenleri ve biz buna da karşı çıktık. Çünkü dedik buradaki yetişen öğretmenlerin sayısı yeterli değil. Türkiye'den gelen Türkçe öğretmenlerin sayısı yeterli değil. Murat Meziroğlu burada o dönem çok zorluk çekmişti. Birlikte yine bakanlığa gittik ve görüyorsunuz burada ben bir not almışım. Bu yönetmelikte bir not almışım. 2011'de. Demişim ki burada bu Biden değil Alın olması lazım. Alın falan. Ve burada değişiklik oldu. Bu da değişti. Ne zaman değişti? 6. ayın 2011'inde. Yeni bir yönetmelik çıktı. Sadece B'ye C eklendi. Ve ikincisi Biden Alın olarak değiştirildi. Yani bu neyi gösteriyor? Siz bir şeyleri takip edince bakanlık pekala sizi kâra alabiliyor. Yalnız bunu gerekçelendireceksiniz tabii ki. Uygun bir dille, uygun bir metotla çaba sarf edeceksiniz. Evet, Türkçe yasağına geliyorum. Günümüzün bir diğer sorunlarından birisi. Ağlı'nda Türkçe yasağı bulunduğu bir okulda buna karşılık federasyon tabii ki yani bu Türkçe yasağı başka eyaletlere de sıçradı ve biz FÖTEL ATÖF olarak buna karşılık bir basın bildirisi yaptık ve Türkçe yasağı kaldırıldı. Resmen bakanlığın yazısıyla da. Deutsch ist Unterrichtssprache, jedoch nicht Schulsprache. Daher gibt es kein Deutsch nicht außerhalb des Unterrichts. Auch nicht auf dem Schulgelände. Bu bakanlığın ilk defa böyle bir resmi yazılı olarak bizlere sunmuş olduğu bir yazı. Türkçe yasağı okulda mümkün değil. İsterseniz bu yazının girişte masada bu yazının tüm komple versiyonu var. Fotokopisi bulunuyor. İsteyen arkadaşlar alabilir. Bitmiş ise bana yazıp ben yollayabilirim. Çünkü okullarda böyle bir sorun yaşıyorsanız müdürlere, ilgili öğretmenlere gösterdiğiniz durumda o yasak ortadan kalkacak. Çünkü bakanlığın resmi yazısı 2012'de verilmiş. Evet, kitapların yasaklanması, Türkçe kitapları. Kısaca değineceğim. Birçok öğretmen arkadaşlarımız bilir. Türkiye konsolosluk öğretmenleri konsolosluklar aracılığıyla bizim öğretmenlere kitaplar dağıtıldı. Ve bu kitaplara karşı Alman kamuoyunda bir kampanya yürütüldü. İşte bu kitapların çıkıdır milli, işte buradaki çocuklara milliyetçiliği aşılıyor, yasaklanması gerekir filan diye. Evet, buna karşılık da biz FETÖ olarak tepkimizi gösterdik, yazılı olarak gösterdik, bakanlığa yazımızı yazdık ve yine bakanlığın bize göndermiş olduğu yazıyla bu yasak da kalktı. Böyle bir yasağın, yani önce yasakladı bakanlığın kitapları, sonra bizim itirazımız neticesinde bilirkişiye yollandı kitaplar. Bilirkişi raporu neticesinde kitapların yasaklanması kalktı.
Bu maalesef evet bir okul müdürünün eğitim müdürünün okul müdürlerine yollamış olduğu bir mektup. İşte bu kitaplar sizin okulunuzda kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa hemen şeyden çekin, kullanımdan çekin gibisinden öğretmenleri tehdit, hatta dolaplarını varana kadar aranan öğretmen arkadaşlarımız oldu. Çöp kitapları çöpe atan öğretmen arkadaşlarımız oldu. Bir bazı endişeler nedeniyle. İşte siz tepki göstermezseniz size karşı bir sürü kampanyalar yürütülür. Evet, buraya yine federasyon itiraz etti bakanlık nezdinde dedik, kazandık. Yani bizim isteğimiz doğrultusunda bir şey çıktı. İşte bu tür çalışmalar, destek ve bu çalışmamız bugünkü de hem destek hem de Türkçenin imajını düzeltme çalışmaları içerisine giriyor. Bunun için değişik siyasi gruplara yönelik destek çalışmalarımız veya onların desteğini istememiz gerekiyor. Federasyonda bunu zaten üst düzey seviyede bakanlıklar nezdinde yapıyor. Burada görüyorsunuz konsolosluk, başkonsolosluktayız. Yine bakanlıkta bir konuyla ilgili görüşmemizden bir karar. Yine bakanla birlikte okulları ziyaret ettik. Türkçe dersleri işte nasıl işleniyor bilgisinden. Evet, üst düzey örgütlenme bu bağlamda çok önemli. Biz FÖTEF olarak Enerji Türk Birliği adı altında Türk toplumunun temsilciler kurulan bir kuruluş var. Bunun öncülüğünü yaptık. Yani en çok üye yönetimi veren de bizim FÖTEF'tir. Aynı şekilde Almanya çapında federasyon velilerine göre federasyonun içerisindeyiz. Başkanlarından birisi de geldi. Ve Almanya Türk toplumu içindeyiz. Aysun Hanım, Doktor Aysun Aydemir, eş başkanlarından birisi. Almanya Türk toplumunun eş başkanlarından birisi yani. Evet, değişik konularda, değişik istişare amaçlarla, değişik tarihlerde gündeme geldi. Yine burada görüyorsunuz, en son toplantılarımızdan birisi Esen'de yapıldı. Tüm eğitim az içerikleriyle birlikte ve öğretmen arkadaşlarla bakanlıktan Ahmet'in aramını sunumu olmuştu orada. Evet, ana bir kampanyamız aslında görüyorsunuz bu afişleri. Daha önce hazırlanmış bu afişler ve yürütmüştük bu kampanyayı. Çalışmalarımıza, evet, buraya bugün geldiniz, güzel havada burada bulundunuz. Ben şeyleri kısa kısa geçtim. Sadece bir federasyon olarak, yani Türkçenin kısa da olsa bir yol haritasını, geçmiş olan yol haritasını, bundan sonrakini tabii ki birlikte çizmeye çalışacağız. Neler yapmamız gerekir. Ama şunun altını çizeyim. Siz tepki vermediğiniz sürece kimse size alın şu sizin hakkınızdır demez. Tabii tepki verirken de uygun bir dille, uygun bir metotla tepkilerinizi vermeniz gerekiyor. Ve sonuç itibariyle de bunu alırsınız. Şimdi önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylar, bütün seçim ayları, seçim yılı ve aşırı sağcılarda maalesef yükselişe geçti. Türkçe'ye sahip çıkmak bu zaman diliminde biraz daha zorlaşacak. Onun için biraz daha gayret diyorum. Hepimize bu görev düşüyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum.